seninle değişir bu dünya. Sömürü. Bugün dünyada 7 milyar 300 milyon kadar insan yaşıyor. Bu 7 milyar 300 milyon insandan 925 milyon her gece aç yatıyor. Her 6 saniyede bir çocuk açlık nedeniyle ölmeye devam ediyor. Bonsai kullanım yaşı 11'e düşerken, ülkemizde son bir yılda bonsai kullanımından hayatını kaybeden genç sayısı 400'ü bulmuştur. 2014 Dünya Uyuşturucu Raporu verilerine göre 243 milyon insan kullanıcı olarak kayda geçmiştir. 2014 yılında ülkemizde intihar eden kişi sayısı 3065 olmuştur. İntihar edenlerin %74,3'ünü erkekler, %25,7'sini kadınlar oluşturmaktadır. İletişim araçlarının geçmişin hiçbir döneminde görülmediği biçimde çoğaldığı ve günlük hayatımızı doğrudan etkilediği bir dünyada, insanların fertler olarak iletişimsizlikten bu kadar yakındığı bir tabloyla karşılaşılıyor. Atanamayan öğretmen sayısı 320 bin nüfuslu İzlanda'yı geçerek 330 bine ulaştı. Bu ülkede bozukluk, bir terslik var demektir. İş bulamayan 20 genç, Diplomalı İşsizler Derneği kuralı birkaç yıl oldu. Uluslararası Pazarlama Servisi'nin araştırmalarına göre 2003 yılında Türkiye'de 14 milyon 238 bin kutu depresyon ilacı tüketilirken 2012'de bu rakam 36 milyon 881 bine çıkmıştır. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre 1999 yılında cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 67.518 iken 2015 yılında cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı 164.461'e ulaştı. Menfaat. 1,5 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum. Aç insanın fotoğrafını çeken foto muhabiri altın madalyayla taltif edilirken, fotoğrafı çekilen aç bebenin sırtından para kazanabilen becerikli gazeteciler tebriklere boğulurken, aç insanların kendi halleriyle baş başa bırakılması bu dünyanın bir gerçeğidir. Yoksul çocukları esirgeyip korumak adına düzenlenen balolarda, göbekleri yeterince şişmiş adamların sabahlara kadar vur patlasın, çal oynasın vakit geçirirlerken, bu çocukların okuma kitaplarını nasıl satın alabileceğinin hesabının yapıldığı dünya, zulüm dünyasıdır. Doğmuş çocuğu beslemek için sarf edilecek paranın, ana rahmindeki çocuğun doğmaması için sarf edildiği bir dünya, kabul edilebilir değildir. Savaş. Savaşlar ve terör olayları nedeniyle her 4 saniyede bir insan mülteci pozisyonuna düşüyor. Her gün 30 bin çocuk, ailelerinin en basit ilaçlara ulaşamaması gerekçesiyle tamamen önlenebilir hastalıklardan dolayı ölüyor. Peki, dünyanın mevcut imkanları bu yoksulluğu ve açlıktan ölümleri ortadan kaldırmaya yetmiyor mu? Kapitalizm. Sadece futbolda dönen para 500 milyar doların üzerinde. Ve sadece 100 milyar dolar dünyadaki açlığın ve açlıktan ölümlerin ortadan kalkması için yeterli. Kedi köpek maması için, kozmetik ürünleri için ya da sadece reklam giderleri için harcanan paralar, dünyadaki açlığı, yoksulluğu ve yoksulluğu defalarca önleyebilecek miktarda. Halen 7 milyara yakın insanın yaşadığı yeryüzünde, nüfusun 10 mislini besleyebilecek seviyede bir üretim yapıldığı halde, milyonlarca insan açlıkla pençeleşmektedir. Kaliforniya'nın portakal bahçelerinde portakal toplamaya çıkmış yüz binlerce tarım işçisinin günde 3 portakal karşılığında bütün gün çalışmaya mecbur bırakıldıkları için karınlarını doyuramadıkları, fakat bahçe sahiplerinin fiyatları düşürmemek için toplanan portakalları denize döktükleri bilinmektedir. Daha en az 40 milyar insanın rahatlıkla barınabileceğinin hesaplandığı bir dünyada, 40 katlı binaların yapılmasına rağmen insanların mesken sıkıntısından şikayetçi olmaları önlenemiyorsa, burada da akla aykırı bir düzen vardır.
7 Haziran seçimleri sürecindeki Türkiye'de 8.250 aday ve kurmaylarının giyim için harcadıkları bedel yaklaşık 25 milyon Türk lirasıdır. 2002'den bugüne kamunun borcu 41 milyar dolardan 111 milyar dolara çıkarken, vatandaşın borcu 6.3 milyar liradan 333.6 milyar liraya ulaşmıştır. Yaklaşık 3 milyon kişi borcunu ödemediği için kara listeye alınmıştır. Faiz. Bugün dünya nüfusunun %1'i dünya mal varlığının %40'ına sahiptir. Faize dayalı ekonomik sistem, fakirden çalıp zengine veren bir mekanizma gibidir. Milyarderler faizle mevduata yatırdıkları sermayelerini, kredi çekmek için bankalara giden muhtaçlara verirler ve faiziyle geri alarak sermayelerine sermaye katarlar. Siyonizm. Dünyada öldürülen Müslümanların %95'i kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlar tarafından öldürülmektedir. Dünyanın en zengin 5 kişisinin toplam serveti 280 milyar dolar civarında ve buna karşın en fakir 20 ülkenin toplam borcu yaklaşık 10 milyar dolar. Emperyalizm. Dünyada yaklaşık 200 kadar ülke varken Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika dışında 823 üssü vardır. 2 milyara aşkın sayıda insan emperyalizm sebebiyle yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bir otomobil fuarında 10 dakika tanıtım yapan bayan mankene verilen para 100 bin dolar. Ve o otomobil fabrikasında asgari ücretle çalışan bir işçinin aynı miktarda parayı kazanabilmesi için gerekli süre 20 yıl. 1,5 milyar insan günlük 2 dolardan daha az bir gelirle çalışmak zorunda kalmışken, dünyanın en pahalı tablosu Paul Cezanne'nin Kart Oyuncuları adlı tablosuna verilen para 268 milyon dolar. Fil dişi sahili kakao üretiminde dünya lideridir. Çikolatanın tadını bilmeden çalışan kakao işçilerinin günlük kazancı 7 euro iken, bir paket çikolata bölgelerinde 7 eurodur. Hayat boyu hiç çikolata yemeden kakao işçiliği yapan 55 yaşındaki Afrikalı, ilk defa çikolata yiyince gerçekten tadı güzel yorumunu yapmıştır. Mülteci. Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacı sayısı 77 ilin nüfusunu geçerek Antalya il nüfusunu da aştı. Zorunlu göç etmek durumunda kalan Suriyeli sayısı Türkiye'nin en büyük ikinci kenti olan Ankara nüfusuna ulaşmıştır. 142.479 Suriyeli bebek mülteci olarak dünyaya geldi. Türkiye'deki Suriyeli çocuk sayısı 1.047.000. Okul çağındaki çocuk sayısı 663.000. Suriye mültecilerinin sadece %5'i Avrupa'ya alındı. Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 57 bin Suriyeli mülteci olmaktadır. Terör. Ülkemizde terör nedeniyle son 30 yılda 7.918 kamu görevlisini hayatını kaybetti. Ölü olarak ele geçirilen terörist sayısı 22.101. İstatistiklere geçmeyen ölüm olayları hariç toplam 35.576 kişi terör nedeniyle yaşamını kaybetti. 386.360 insan yaşadıkları şehirlerden göç etmek zorunda bırakıldı. Dünyamızda son 35 yıl içerisinde dünyada 20.000'den fazla terör eylemi olmuş. Bu eylemlerde toplam olarak 90.000'den fazla ölüm ve yaralanma olmuştur. Sonuç. Dünyanın bütün insanları olarak hepimiz aynı gemide yol almaktayız. Bu gemide muhakkak iyi insanlar da, kötü insanlar da bulunmaktadır. Bildiğimiz bir şey var ki bu geminin sağ salim kıyıya çıkması gerekmektedir. Ancak gemide bulunan iyi niyetli insanlar iyi niyetli olarak kalmayı seçer, kötü niyetli olup gemiyi altından delmeye çalışanlara ses çıkarmazlarsa bu gemi herkes için batacaktır. Unutmayalım ki haksızlıklar, adaletsizlikler, mağdur ve mazlumların tepki göstermesiyle son bulacaktır. Kendi doyduğunda herkesin doyduğunu sanan, kendi mutlu olduğunda herkes mutlu gibi yaşayan bir anlayış, kabul edebileceğimiz bir anlayış değildir. Genç, hazine demektir.
Her genç bir gelecektir. Üniversiteli genç ülkelerin, dünyanın geleceği yarınıdır. Şüphesiz bugünün dünyasını kurmuş olanlar da bir zamanların üniversitelileridirler. Unutulmamalıdır ki dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir. Derdimiz bu dünyadan onurumuzla geçmektir. Bizimle değişir bu dünya.